Selam Pikminler. Bu kanalda genelde inceleme videoları ya da oyun hikayeleri videoları çekiyorum. Ama maalesef henüz bu kanalın para kazanması açılmadığı için indirim videoları da çok izlendiğini bildiğimden ilk indirim videomuzu çekelim dedim. Diğer oyun kanalları gibi 450 tane ya da 500 tane size oyun önermeyeceğim. Siz zaten Epic Games'e girip neyin ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz. O yüzden zaman kaybetmeden hemen videomuza geçelim. İlk sırada bağımsız oyun olan Greek Memories of Azur var. 2021 yılında çıkmış, hem oynanışıyla hem de görseliyle dikkat çeken bir yapım kendisi. Aslında bir kardeş hikayesi. Oyunda 3 kardeşi de farklı özelliklerle oynayabiliyoruz. Bu tarz oyunları ben çok seviyorum, sizlere tavsiye ederim. İkinci sırada Warhammer Boltgun var. Oyun kendisine 90'lı yılları örnek almış ve günümüze tekrardan canlandırmaya çalışan bir oyun olmuş. Tıpkı Doom gibi önünüze gelen düşmanları ağır rock müzikleriyle kafa dağıtmak istiyorsanız bu oyun tam size göre. Churchill diye bir oyun var. Telefonda indirip oynamıştım. Kendisi hem komik hem eğlenceli hem de kendince bilmeceli olan bir oyun. Müzikleri ve neye benzediğini bilmediğimiz bu cismin bir kiraza kavuşamama hikayesini izliyoruz oyunda. Fiyat da gayet uygun. 8 liradan zarar gelmez. Alın, canınız sıkılırsa oynarsınız. Yüzüklerin Efendisi serisini seviyorsanız ya da büyük hayranıysanız arkadaşlarınızla oynayacağınız madenci oyunu. Arkadaşlarıma deneme fırsatım oldu. Bir saatten sonra oyunda keşif duygusu kayboluyor maalesef. Sadece yaratılan dünyayı sevdiğiniz için oynuyorsunuz. 150 liraymış kuponla başka oyunlarla araya sıkıştırabilir. Trine 5 serinin 5. oyunu ve halen güzel gözüküyor. Arkadaşlarınızla 2 kişiyle birlikte oynayabileceğiniz eğlenceli bir platform oyunu. Hem düşman kesip hem bilmece çözmeyi seviyorsanız yapıştırın gitsin. Oyunda güzel boss savaşları da var. Prince of Persia serisini sevenler eğer nostaljik bir şeyler oynamak istiyorsa direkt bu oyunu alabilir. Hem seriye güzel bir başlangıç olur hem de Ubisoft zamanında nasıl oyunlar yapıyordu onu görmüş olursunuz. Yakında da yeni Prince of Persia çıkmadan bu oyunu oynamak da güzel olabilir. Celeste platform oyunlarının sürekli örnek aldığı bir oyun. Yapısı gereği sinir üzerine kurulu bir oyun olabilir. Çünkü bazı bölümlerde bir yerleri yumurtlayabilir ya da gamepad'inizi kırabilirsiniz. O yüzden her bölümün tadını çıkara çıkara sabırla oynamanızı dilerim. İyi bir fiyat inmiş, kaçırmayın. Sifu oyunu gerçekten dövüş aksiyon oyunlarının başına geliyor. Roguelike olması, dayak yedikçe yaşlanmanız, yaşandıktan sonra ölüp tekrardan daha tecrübeli olmaya çalışan bir usta dövüşçüye dönüşmeniz, belki de hiçbir oyundan böyle bir deneyip alamayacaksınız. Tekrar tekrar dayak yemek isteyenler için güzel bir tavsiye. Disco Elysium için yeterince herkes bir şey söyledi zaten. Ben de aynı şeyleri söylemek istemiyorum. Şu oyunu alın ve oynayın. Oyun Türkçe ve gerçekten çok eğlenceli bir oyun. Eğlendirir, güldürür, ağlatır. İster arkadaşınızla ister tek başınıza da oynayabileceğiniz eğlenceli, yeri geldiği zaman bulmacalar çözdüğünüz bir oyun. Kesinlikle oynamanızı tavsiye ederim. Sonu zaten neyse. Size mükemmel bir bağımsız listesi yaptım. Bunları hemen alıp zaman buldukça oynuyorsunuz. Sonra benim videomu beğenip kanala da abone oluyorsunuz. Hadi şimdi geçelim diğer oyunlara. Evil Within 1 ve 2. Epic Games bu oyunları bedavaya verdi. Fakat almadıysanız hayatta kalma korku oyunlarını seviyorsanız direkt bu oyunları yapıştırın. İki oyunda indirimde şu an. Zamanında herkesin oynadığı ve konuştuğu güzel bir yaratıcı korku sekanslarıyla bayağı ilgi odağı olmuştu oyun. O yüzden oynamayan varsa kaçırmayın. Ben bile korku oyunları oynamayı çok çekinirim, aslında korkarım. Ama bu oyunu gerçekten eğlenerek oynadım. Çok da hoşuma gitmişti. Yeni adı FC24 olan ve spor oyunlarına merak duyan her oyuncuya hitap eden FIFA, efsane futbolcu olmanız için size ev sahibi olma özgürlüğü veriyor. Hem online kısmı hem de arkadaşlarınızla maç yapacağınız daha yeni bu sene çıkmış FIFA oyununu bu fiyata kaçırmayın. Mükemmel bir remake ve aksiyon ayakta kalma korku oyunu oynamak istiyorsanız bu yılın en iyi remakelerinden olan Dead Space'i kaçırmayın. Kuponla çok iyi fiyata geliyor. Korku, gerilim, parçalanma, her şey var bu oyunda. Uzayda kaybolduğunuzu düşünüyorsanız kaybolmadınız. Sadece parçalanacak bir şeyler bulamadınız. Dövüş oyunlarının babası olan Mortal Kombat reboot yaparak seriyi en başa aldı. Her şey bildiğiniz gibi, çok şey anlatmaya gerek yok. Vahşet, kan, kemik kırılması ve muazzam grafik. Daha ne olsun. Fiyat 1200'den buraya kadar inmiş, almayan kalmasın. Metro oyunlarının hepsi indirimde. Metro serisi zaten en iyi FPS oyunları içerisindedir. Seriyi hiç kaçırma, sepete ekle. Üzerinden 10 yıl geçse bile hala oynanır. Her zaman oynanır. Aynı şekilde bu 3 Tomb Raider oyununu da sepete ekle. Maceraya doy. Nathan Drake yoksa Lara Croft baş tacıdır. Star Wars hayranlarını üzmeyen bir oyun. Serinin ilk oyunu kendisi. Gayet sağlam dövüş mekaniklerine sahip Star Wars evreninde geçen hayatta kalma aksiyon oyunu kendisi. Kısmen açık dünyası da var. Bu fiyata kaçmaz. Yapıştırın gitsin. Dying Light serinin ilk oyunu ve 17 lira. Sağlam, eli yüz düzgün bir hayatta kalma zor bu oyunu. Herkes biliyor nasıl olduğunu zaten. Fazla bir şey demeye gerek yok. Keşke Dying Light 2 de biraz indirimli fiyatı olsaydı ama maalesef değil.
RDR2'yi bu fiyata asla artık bulamayacağız. Şu oyunu alın, saatlerce oynayın. Başka bir oyun oynamasan da olur ki bu oyundan sonra başka bir oyuna alışmak cidden çok zor olacak. Hemen hiç durma, ekle hemen satın al. Mount & Blade Battlelord, günlerinizi bu oyuna gömüp bu oyunda çağ açıp çağ kapatabilirsiniz. Milyonlarla çeşitli planlar yaparak savaş stratejinizi eğlenceli hale getirebilirsiniz. Kaçırmayın, çok iyi fiyatı inmiş. Bu oyunu seveni çok Diabolus'a koyuyorum. Kendisiyle hiç yıldızın barışmadığı en son Mirage oynadım ve kan ağladım. Sevenlere duyurulur. İskandinav mitolojisinde geçen bir Assassin's Creed oyunu isterseniz fiyatı 174 lira. Buyurun. Mafya taş gibi oyundur. Remake yapıldıktan sonra grafikleri ve oynanış tarafı bayağı değişti. Bu yüzden bu oyuna fırsat verebilirsiniz. Mafia 2 herkes gibi benim de favorim. Fakat remake yapılan Mafia 1 de hiç fena sayılmaz. İndirimdeyken kaçırmayın. Ve son olarak Mass Effect Legendary Edition. 3 oyuna bu fiyat muazzam bir fırsat. Baştan sona elden geçirilmiş bir oyundur kendisi. Oyun içine kendi yönünüzü verdiğiniz diyaloglardan seçebiliyorsunuz. Bu oyunun aksiyon yönünü güzelce değiştiriyor. Merak edenler kaçırmasın. Evet, elinden geldiğince en uygun indirimli oyunları seçip bu videoya koymak istedim. Umarım size yardımım dokunmuştur. Lütfen videoyu izlerken kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi oyunlar.